Arkadaşlar merhabalar bu videomda Trigonometri kampının 12. gününün 3. videosundayız Test 3'ü çözüyorduk 1. bölümde Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz Nerede kaldık? 37. soruda kalmıştık Evet kitabımızda da sayfa numarasını hemen şöyle bulalım 85'i çözeceğiz 86'yı çözeceğiz ve 87'yi çözüp Bu testi bitireceğiz Hadi bakalım çözümlere başlayalım 37. soruda şöyle bir şey verilmiş C bölü A sekant B Sekant B demek ne demek? 1 bölü kosinüs b demek. Ters çevirip çarptığımız zaman c çarpı kosinüs b bölü a oldu. Bu da 1 bölü kosinüs c ya ters çevirip çarptığımız zaman o zaman artı b çarpı kosinüs c bölü A'ya eşit işte oldu. Evet paydalar aynı. Aynı ortak payda yazabiliriz. Neyse. Şimdi kosinüs b'den ve kosinüs c'den bahsetmiş. Dikkat et. b açısının kosinüsten ve c açısının kosinüsten bahsetmiş. Normalde e, sinüs teoremi yapabiliriz. C bölü sin C. B bölü sin B şeklinde yapabiliriz ama ya bu açıları böyle trigonometrik değerleri lazımsa dik üçgende oluşturabiliriz değil mi? E şöyle bir dik üçgen oluşturalım şöyle. Dik üçgen oluşturacak olursak eğer şuraya ben bir x dersem buradaki açının yo şuraya x diyeyim. Buradaki açının kosinüsü çıkmış oluyor. O zaman yazalım. C çarpı kosinüs B. Kosinüs B dediğimiz nedir? X bölü C değil midir? Evet. X bölü C artı B çarpı kosinüs C. Kosinüs C de şuraya Y diyecek olursam komşu bölü hipotenüsten Y bölü B bölü payda eşit olduğu için A oldu burası. Hocam C'ler gitti. B'ler gitti. O da X artı Y bölü ne? A'ya eşit oldu. Dikkat et. X artı Y zaten A değil mi? Evet. Yani böylelikle A bölü A yapar. Yani cevap da böylelikle 1 yapar. O zaman 37. soru Akçay oldu. Güzel bir soruydu. Geldik 38'e. 150 ise buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Buraya da 60 derece kaldı. Benden ne isteniyor? AD uzunluğu isteniyor. X isteniyor. Bak özel bir açı var burada. 30 ve karşısındaki kenar var. Sinüs teoremi yapacağız büyük ihtimalle. Ve burada da özel bir açı var. Ee, bir de CD de soruluyor bana. CD de verilmiş çünkü. Şuraya da bir Y diyelim isterseniz. Özel açı. Burada da kenar ve karşısındaki açı şeklinde şey yapacağım. Arkadaş, bu üçgende ve bu üçgende sinüs teoremi yapacağımız belli. Ve ortak olan kenar neresi? Burası değil mi? E o zaman burada sinüs teoremi yaparken ben şu kenarı da işin içine katacağım. Hadi bakalım. X bölü sinüs 30 yazalım. X bölü sinüs 30 eşittir nedir? Yüzü işin içine katacağım. Şuraya A diyeyim. A bölü sinüs 100 değil midir? Evet. A bölü sinüs 100'ü eşittir. E hocam aynı zamanda burada alttakinde Y bölü sinüs 60, Y bölü sinüs 60. Eşittir a bölü sinüs 80 değil midir? a bölü sinüs 80. Arkadaş sinüs 100 dediğimiz sinüs 80 eşittir. a bölü sinüs 80 x bölü sinüs 30 eşit. x bölü 1 bölü 2 eşit sinüs 30 1 bölü 2 ya. a bölü sinüs 80 aynı zamanda y bölü sinüs 60 eşit. Yani y bölü kök 3 bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gitsin. O zaman buradan y neye eşit oldu? Kök 3 x'e eşit oldu. Şimdi bana bir şey vermiş. Onu kullanalım. AD artı CD demiş. AD yerine x yazacağım. Artı CD yerine y yazacağım. Yani x kök 3. 9 artı 9 kök 3 verildiğine göre o zaman x artı x kök 9 artı 9 kök 3 ise x parantezini alıp 1 artı kök 9 parantezini alıp 1 artı kök 3. 1 artı kök git deyip de, de yapabilirsiniz. X de böylelikle 9 bulursunuz. Yani cevap C an yaptı 38. soruda. Geldik 39'a. Çevre ABC ve cd eşkenar üçgenleri verilmiş. Hemen 60'ları yapıştırıyorum buraya. Hocam burası da 60, burası da 60, burası da 60. Ve burası da 60 derece oldu mu? Oldu. Şimdi çevre ABC 18. 18 ise 3'e böl 6. Her bir kenar 6 oldu burada. Bir de çevre alan DCE verilmiş. Arkadaş A kare kök 3 bölü 4 eşittir 4 kök 3 verilmişse eğer kök üçler gitti. akar 16'tan 16'dan A'yı 4 bulduk. Burası da 4, 4, 4 çıktı. Benden AD uzunluğu isteniyor. Ne yaparız burada? Hocam normalde x'in karesi eşittir. Kosinüs teoremi yaparız. İşte 6'nın karesi artı şu üçgende kosinüs teorem arkadaşım. 6'nın karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs 60 deyip sonuca ulaşırız. Ya da şuradan bir dik atıp da yine sonuca ulaşabilirsiniz. Neyse yazdık kosinüs teoremini. X kare 36 artı 16 bu kosinüs 60 nedir? 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 ile bu gitti. 6 kere 4 24 yaptı burası. O zaman 36 ile şimdi o 36'dan 24 çıkınca 12 kaldı. 28 yaptı. Burası 28 yapar. X kare 28 ise X de böylelikle kök 28. Bu 4 çarpı 7 ya. O da o zaman cevap 2 kök 7 olur. Evet 39. soru Balıkesir oldu. Geldik 40. soruya. Şimdi böyle ABCD'den bahsediyor bize. O zaman ABCD'yi şöyle bir oluşturalım arkadaşlar. AB uzunluğunu 2,5 metre verilmiş ve santimetre olarak isteniyor. Burası 250 santimetre mi? Evet. BD uzunluğu 1 metre yani 100 santimetre. Bir de ACB açısından bahsediyor. O zaman ACB açısından bahsediyorsa hop şöyle çizelim. Ve bu arada bu zemine değil ya şurada kaç da 90 dereceyi yapıştıralım. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Sinüs şuraya alfa diyeyim. CAB açısına alfa dedim. Ondan sonra öbürüne de ACB açısına da ACB açısına da beta dedim. Tamam. E beta 90 burası teta ise teta 90 burası da beta değil midir? Evet. İşe ve yarar. A hocam ne isteniyor? DC uzunluğu isteniyor bizden? X isteniyor. Tamam. Öncelikle ben şuradaki y'yi bulabilirim. Kenarı ve karşısında kaçı? Kenar ve karşısında kaçı? Yani y bölü sinüs alfa. Y bölü sinüs alfa. Bu zaten şeye eşitti. E, sinüs ACB'yi de yazalım mı arkadaşım? ACB. Burası da beta'ymış. Y bölü sinüs alfa. Ne eşit? 250 bölü sinüs beta'ya eşittir değil mi? Ee, sinüs beta belli mi kardeşim? Belli. Hocam x bölü y yazabiliriz. Zaten bizden x deniyor. Çok güzel. E, ee, burada aslında şunu da kullanabilirim ben. Şöyle bir şey verilmiş. Bu cab 2 sinüs alfa. A, -C, sinüs beta neye eşit verilmiş? 2 sinüs alfa eşit verilmiş. 2 sinüs alfa eşit verilmiş. Bunlar bunlar gitti. O zaman buradan ne geldi? Y'yi 125 mi buluruz? Evet 250 bölü 2'den 125 buluruz. Y 125 çıkar. Hocam burası 125 çıktı. E bu 100, bu 125. Bu sadeleştirme yapalım. Bu 4, 25 çarpı 4. Bu 25 çarpı 5 o zaman özel üçgenden burası da 25 çarpı 3 olmaz mı? Yani cevap böylelikle 75 çıkar. 40. soru akça oldu geldi 41. soruya. Kenar ve karşısındaki açı kenar ve karşısındaki açıdan sinüs dönemi yapabiliriz ama 30 derece var ya ben dayanamam kardeşim. Çizelim şöyle bir 90'ı. Hiç sinüs teoremiyle falan uğraşmam. 90'ı karşısında 12 ise 30'u karşı 6. 6 10 ne? 3 kere 6 8 13 üçgeninden 8 çıktı burası. Ve burası da 6 kök 3 oldu? Evet. Kosinüs pi artı alfa isteniyor şimdi benden. Kosinüs içindekini attınca fonksiyon ismi değiştirmiyor. Kosinüs alfa olacak. Yalnız dikkat et. Kosinüs pi artı alfa. Pi'ye alfa eklersem bu bölgede bu bölgede kosinüsün işareti eksi olduğundan şurası eksi kosinüs alfa oldu. Artı şunu atınca da fonksiyon ismi değiştirdi. Kotanjant alfa olacak. Yalnız 3 pi bölü 2'den ne çıkartacağım? Alfa. Alfa çıkartınca buraya buradaki tanjant değerinin işareti nedir? Artıdır. O zaman artı kotanjant alfa oldu burası. Şimdi eksi kosinüs alfaya bakalım. Kosinüs alfa nedir? Komşu bölü hipotenüs. Eksi 8 bölü 10 artı kotanjant alfa. Kotanjant alfa da 8 bölü 6 eşit. Yani eksi 4 bölü 5 artı 4 bölü 3 yaptı cevap. Buradan 3 ile bunu 5 ile bunu genişletince eksi 12 artı 20 bölü 15 yapar. Ve cevap da böylelikle 8 bölü kaç çıkıyor? 15 çıkıyor. Yani cevap böylelikle akçay oldu 41. soruda. Geldi 42. soruya. Evet Mehmet avizesini avizesine ampul takmak için ayarlanabilir merdiveni birinci konuma getiriyor. Şöyle birinci konum. Bu birinci konumda şöyle bir şey olmuş arkadaşım. Şöyle birinci konumda bu şekilde bir şey var. Elimizde şurası 2 metre 2 metre ve açı alfa. Fakat merdiven ampule yetişecek kadar açılmadığını fark ederek alfa açısını yarıya indiriyor. Alfa açısını yarıya indirdiği zaman burada uzunluklar değişiyor mu arkadaşlar? Değişmiyor. Sadece bizim merdiven biraz daha yukarı çıkmış oluyor. İşte şöyle yukarı çıkmış oluyor. Burada kaçta alfa olsun diyor. Yani 2 2. Tamam. Şimdi buradaki BL şunu bir yazalım. Şuradaki de LM oluyor değil mi arkadaşlar? Şöyle BC pardon şurası C. Şimdi BC bölü LM'nin karesi. Hmm. Şuraya x diyelim buraya y diyelim. Yani x kare bölü y kare eksi sek kare. Sekant demek ne demek arkadaşlar? 1 bölü kos kare demek. Cos kare pi bölü 4. Kos 45 demek ne demek? 1 bölü kök 2 demek. 1 bölü kök 2'nin karesi 1 bölü 2 demek. 1 bölü 2'de ters yeri çarptığımız zaman 1 bölü 1 bölü 2'den kaç yapıyor arkadaşlar? 2 yapıyor. Tamam. Evet yani bizden ne isteniyor? x kare bölü y kare eksi 2 isteniyor. Şimdi x kare ve y kareyi bulabilir miyiz arkadaşlar? E buluruz. Şöyle dik üçgen değil de kosinüs teoreminden yapabiliriz. Şu üçgende kosinüs, bu üçgende de kosinüs yapabiliriz. E yazalım o zaman o üçgendeki kosinüsü. Hocam x kare eşittir 2'nin karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa. Öbüründe de y kare neye eşit? 2'nin karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, çarpı kosinüs alfa bölü 2. Sanırım yarım açı kullanacağız ya. Ee, buradan ne isteniyor benden? X kare bölü Y kare isteniyor. O zaman bunları oranlayalım. Oranlayalım bakalım ne geliyor? X kare bölü Y kare eşittir. Ne geldi arkadaşlar? 2, 2, 4. 4 eksi 8 kosinüs alfa yaptı. Bölü. Burası da 4, 4, 8. Ha burası 4, 4, 8 bir pardon. 8. 8 a eksi 8 kosinüs alfa bölü 2 yapar. Hatta 8 parantezini aldığımız zaman 8'ler gidiyor. O zaman bu ne yapıyor? 1 eksi kosinüs alfa bölü 1 eksi kosinüs alfa bölü 2 yaptı. Arkadaş burada mecburum. Normalde biz dik üçgende şunu yapıyorduk. Alfa ve alfa bölü 2'ye uğraşmak için e, ama sayılar belli olursa çıkıyordu. Alfa bölü 2 derece şöyle alıp işlem yapıyorduk. Hani aslında 2 alfa olduğu zaman alfa alfa alıp şöyle x kenarı oluşturup kosinüs alfasına falan rahat bir şekilde ulaşabiliyorduk ama burada kosinüs alfanın değeri yok. Dik üçgende yapmak beni biraz zorlayacak. O yüzden daha görmedik ama ben sana şöyle bir hatırlatma yapayım. Şimdi kosinüs 2 alfanın açılımları var arkadaşlar. Ya 2 2 kos kare alfa eksi 1 ya kosinüs 2 alfa 1 eksi 2 sin kare alfa ya da kosinüs 2 alfa işte kos kare alfa eksi sin kare alfaya eşit olacak. Şimdi bunlardan hangisinin açılımını kullanacağım? Arkadaş ben burada şurada alfayı alfa bölü 2 yapacağım. 1'i yok edecek sayıyı kullansam yukarısı sadece kosinüs olacak aşağıda bir şey kalmıyor. O yüzden bir şey yapmalıyım ben burada. Sanırım şunu yaparsam eğer kosinüslü yazarsam işte 1 eksi kos kareli bir şey gelecek. Hani a kare eksi b kareyi kullanabilirim. Yani 2 kos kare alfa eksi 1'i kullanabilirim. Yani ben burada geleyim şunun yerine 2 kos kare alfa bölü 2 yarım açıyı kullanıyorum. Eksi 1 yazacak olursam arkadaşım. Şu eksiyi dağıtacak olursam eksi 2 kos kare alfa bölü 2 artı 1 yaptı. Yani yukarısı 2 Değil mi? Artı 1 yaptı ya. Artı 1 burada artı 1 burada. 2. Eksi 2 cos kare alfa bölü 2 yapar. Bölü 1 eksi kosinüs alfa bölü 2 yaptı. Şimdi burada bir parantezine iki parantezine alsam şöyle. iki parantezine alsam 1 eksi cos kare alfa bölü 2 oldu. Arkadaş bu da 2 çarpı 1 eksi cos kare alfa yani 1 eksi a kare dediğimiz 1 eksi a çarpı 1 artı a değil midir? Evet. 1 eksi kosinüs alfa bölü 2 1 artı kosinüs alfa bölü 2 yaptı. Aşağıda da 1 eksi kosinüs alfa bölü 2 yaptı. Şunlar şunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Tamam ben burada şunu buldum. X kare bölü y kareyi buldum. A benden ne isteniyor? Hocam x kare bölü y kare eksi 2 isteniyor. Haydi bakalım. X kare bölü y kareyi ne bulduk arkadaşlar? Şöyle 2'yi de çarpacak olursak. 2 artı 2 kosinüs alfa bölü 2 buldum. Bir de eksi ikilisi isteniyor. Şu ikiler de gitti. Ne kaldı? 2 kosinüs alfa bölü 2 kaldı. Yani cevap böylelikle Edremit yaptı. Evet biraz bir sonraki konuyu da bir şeyi çözdük ama yani arada böyle sorular da oluyor. Gözden kaçıyor diyebiliriz, diyebiliriz arkadaşlar. 42 böylelikle hani yarı açı formüllerinde de soru olsa daha iyi olurdu sanki bu soru. Bu seferlik böyle olmuş. Ben sana hatırlatmayı da yaptım burada. Ee, o yarım açı formüllerini de daha net bir şekilde yapacağız bunları tamam. 42. soru böylelikle Edremit yaptı geldi 43'e bak kırmızı ve mavi boyalı bölgenin alanları eşit. Hocam bu alan A iken bu alanda A verilmiş bana beyaz alana B dersem dikkat et hocam şu mavi alanda A artı B şu siyah alanda klasik alandır arkadaşlar ÖSYM tarafından da sorulmuştur bu alanlara A dediniz ama bu üçgenlerin hiçbir kenarı yok o zaman beyaz alana B diyeyim bak A artı B burası A artı B burası yani mavi alanla siyah alan ne oldu? Birbirine eşit oldu. E hocam her ikisinde de ortak burası yok mu? Evet. Mavi alanı yazalım. Mavi alan nedir? Hocam şurası mavi alan. 6 ve 12 artı x değil mi? Evet. Maviyle mavi ile göstereyim. Madem mavi dedim. Hocam mavi alan 6 çarpı 12 artı x çarpı sinüs alfa bölü 2 değil mi? O da A artı B. Bu A artı B alanı yani mavi alan dediğimiz. Bir de siyah alan. Siyah alan da nedir arkadaşlar? Siyah alanda şurası. EB'nin uzunluğu isteniyor bizden. Başka? o EB eksi AD'yi de 4 vermiş. EB eksi AD'ye de 4'müş. Ben EB X dersem o zaman o zaman o zaman o zaman AD de X eksi 4 mu oluyor? AD'yi atıyorum bir tarafa. Hocam X eksi 4 eşittir AD oldu. Burası da X eksi 4 yazacağım o zaman. Hadi bakalım siyah alana bakalım. Hocam siyah alanda kolları 12 ve şurası x artı 2 mi? Evet. 12 ve x artı 2 çarpı sinüs alfa bölü 2. İşte bunlar her ikisi de birbirine eşit olduğundan eşitliği yazdık. Sinüs alfa bölü 2'ler gitti. 6'ya bölsen 6'ya bölsen burası 2 yaptı. 12 artı x kaldı burada. Öbür tarafta da 2x artı 4 kaldı. O zaman bunu buraya bunu buraya atınca 8 eşittir. X mi oldu? Yani cevabımız böylelikle e-dremit yaptı. 43. soruda. Geldik 44'e. He he he. Güzel. Şu aklıma geldi hemen. Ya sinüsler falan filan var ya arkadaşlar. Son anlatımında da söylemiştik. Hani A bölü B eşittir C bölü D eşittir K olunca ne yapıyorduk? Bunu bir sayıyla çarp. Mesela M ile çarp. Hocam M A bölü M B. Altta çarpınca herhangi bir şey olmuyordu. Bunu da mesela N ile çarp. Hocam bunu da N ile çarpınca N C bölü N D oluyordu eşittir k. Bu oran bozuluyor mu bozulmuyor. Hatta bunları toplarsam da oran bozuluyor mu bozulmuyor. Hatta şöyle bir şey. Hop bunları toplarsın böyle ya da çıkarırsın böyle. Bu oran sabiti değişiyor mu değişmiyor. Tamam burada sinüsler verilmiş. Sinüs teoremi kullanacağımız belli. Hocam ben neyi biliyorum? x bölü sinüs a eşittir 4 bölü sinüs b değil mi? 4 bölü sinüs b o da eşittir 3 bölü sinüs c olduğunu biliyorum. A kareleri var burada. Al al karesini o zaman, değil mi? Sin kare A var. X kare bölü sin kare. Bu 4 16 bölü sin kare. Bu 9 bölü sin kare C. Bunlar yine birbirine eşit midir arkadaşlar oran olarak? Evet. Şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Şunu 4 ile çarpacağım. 4x kare bölü 4 sin kare A, değil mi? Sin kare A Arkadaşlar buradan bu 3 ile çarpılmış olacak. O zaman 3 ile çarptığımız zaman 48 bölü 3 sin kare b. Ee, sonra bunu da 4 ile çarpacağım. Ee, bu oranı bu oranı 3 ile çarp bu oranı 4 ile çarp toplayınca da yine oran değişmiyordu. 4 ile çarp toplayayım. 4 ile çarptım 36. Bunu da 4 ile çarptım. Artı 4 sin kare c yapar mı? Yapar. E tamam. Buradan arkadaşlar ne geldi? 3 sin kare b artı 4 sin kare c zaten 4 sin kare a verilmiş. Yani şunlar birbirini götürdü. O zaman buradan 4x kare neye eşit oldu? 48 artı 36 eşit oldu. Yani toplarsam kaç yapıyor? 84 mi yapıyor? Evet 84 yapıyor. O zaman x kare buradan 21 yapar. Ve x de böylelikle kök 21 yapar. Bu soru tekniği de güzeldir. Ee, bu oran orantıdaki bu tekniği kullandırıyor. Bunu da konu anlatımında zaten göstermiştik. Lütfen buna dikkat edin. Özellikle sinüsli bir ifadeler birbirine eşit verildiğinde kas farklı bir şekilde olduğunda sinüs teoremini yaz. O benzetmeyi yap. Kendiliğinden cevaba ulaşıyorsun. Şekil A'da gördüğün gibi. Evet 44. soru Denizli oldu. Geldik 45'e. Şimdi A tanjantlar art tanjant. Yani F ile F üzeri eksi 1'i bileşkeye sokunca da oluyordu. Birim oluyordu. Yani bunlar birbirini götürdü. X neye eşit oldu o zaman? 1 bölü 2'ye eşit oldu. Evet x'i 1 bölü 2 bulduk burada. Şimdi x 1 bölü 2 ise hocam burada x yerine ben 1 bölü 2 yazınca sinüs nerede 1 bölü 2? 30'da. Y de direkt 30 derece gelir mi? O gelir. Hatta pi'li isteniyor. 30 dediğimiz nedir? Pi bölü 6'dır. Şimdi gelelim şuraya. Arkadaşım x 1 bölü 2. Hocam 1 bölü 2 yazınca burada. Kosinüs nerede 1 bölü 2? Aslında buraya a deyip de kosinüs a eşittir 1 bölü 2 diyeceğiz değil mi? Ama artık öğrendik ya. Kaçıncı soruya geldik ya? Değil mi? Öğrendik. E, ee, kosinüs nerede 1 bölü 2? Hocam 60'da. Değil mi? 30, e, sinüs 30'da 1 bölü 2. Kosinüs de 60'da 1 bölü 2. O zaman 60 olacak. Yani x dediğimiz şey. Yani şurası ne olacak arkadaşlar? Burası açı olarak ne olacak? 60. 60 dediğimiz nedir? Pi bölü 3'üdür. Artı. Pi çarpı sinüs y. Sinüs y dediğimizde pi bölü 6. Yani pi bölü 6 dediğimiz kaç dereceydi zaten? 30 dereceydi. E sinüs 30 1 bölü 2 değil mi? Evet. Pi çarpı 1 bölü 2. Yani burası da pi bölü 2 yaptı. İşte bizden bu değer isteniliyor. Ben bunu 2 ile genişletirim. Bunu da 3 ile genişletirim. 2 pi artı 3 pi bölü kaç yaptı? 6 yaptı Yani cevabımız böylelikle 5 pi bölü 6 yapar. Cevap denizli oldu 45. soruda. Geldi 46'ya. Evet hemen bunları düzeltelim. Arkadaşlar kosinüs 170 neye eşittir? Eksi kosinüs 10'a eşittir. Yani eksi sinüs 80'e eşittir. Hepsini sinüs ya da tanjant cinsinden yazıyorduk. Hocam bu. 270'li yazmayalım. 180'li yazalım. 180 artı 30 olduğu için 180 artı 30 olduğu için hocam burası da sinüs 30'a eşittir. Yalnız bu 3. bölgede ya. 3. bölgenin işaretini alacak. Eksi sinüs 30'a eşit oldu. Sonra öbürü tanjant 250. 3. bölgede işareti artıdır. E, 180 artı kaç yapıyor? 70 yapıyor. Yani tanjant 70'e eşittir burası. Burası da 360 çıkarsan, 420'den 360 çıkarsan 60 mı yapıyor burası? Evet. Kotanjant 60 mı yaptı burası? Evet kotanjant 60 da neye eşit? Tanjant 30'a eşittir. E arkadaşlar büyükten küçüğe doğru sıralayın diyor. Tanjant da zaten tanjant 70 daha büyük değil mi? Tanjant eksenini düşün şöyle. Şu şöyle. 70 derece burada 30 derece burada. Evet şu ikisi zaten diğerlerinden kesinlikle büyük. Çünkü bunlar pozitif bunlar negatif. Bu ikisinin arasındaki 70 derece daha büyük 30 dereceden değil mi? Yani Z büyüktür T diyebiliriz. Sonra ben sinüsleri inceleyeceğim. Normalde de sinüsleri incelerken sinüs ekseni bu ya. Birinci bölgede 80 ve 30 ince. 80 ve 30'da 80'in sinüsü daha büyük değil mi? Evet. 82 daha büyük ama eksilisi olduğu için daha küçük olmak zorunda. Sonra e, y daha büyük olacak yani. Küçük olan eksile çarpıldığı için. Sonra y olacak sonra da x olacak. Z, T, Y, X hangisinde var? E diremit da var. Cevap E diremit oldu 46. soruda. Geldi 47'ye. Aşağıda güneşin 12 ve 14 saatlerindeki görünümü ve burada gölgeleri verilmiş böyle. Evet dik konumda ağacın boyunda 4 olarak vermiş. Burası da 1 olarak verilmiş. O zaman bizden ne isteniyor? Şöyle tanjant ACB. ACB. Şuraya beta diyelim. E, bu açın tanjantı belli zaten 4 bölü 1. Hocam burası 4 bölü 1. Kotanjant BDA diyor. Kotanjant BDA. Hocam burası nedir? 180 eksi alfa değil midir? Evet. Şimdi kotanjant 180 eksi alfa eksi kotanjant alfa eşit değil midir? Aynen öyle. O zaman burada 4 çarpı eksi kotanjant alfa eşittir. 3 bilgisi geldi. Yani buradan kotanjant alfa eksi 3 bölü 4'e mi eşit olacak? Evet. A benden tanjant alfa isteniliyor. E tanjant alfa da arkadaşım ne olmak zorunda? Tanjant alfa da tersi. 1 bölü kotanjant alfa eşit değil midir? Evet. Tanjant alfa da eksi 4 bölü 3'e eşit olur. Yani cevap balık kesir oldu. 47. soruda. Geldik 48'e. Tersi isteniliyor. Çok kolay. Şurayı y deyip işte buradaki x'i içerideki x'i yalnız bırakacağız değil mi? Önce x'i 2'yi bir tarafa atalım. y artı 2 eşittir 3 arc cos x eksi 1 bölü 3 yaptı. Şimdi 3'e böleceğim. y artı 2 bölü 3 eşittir arc cos x eksi 1 bölü 3 yapar. Her iki tarafın kosinüsünü alacağım. Kosinüs y artı 2 bölü 3 eşittir x eksi 1 bölü 3 oldu x'i yalnız bırakacağım. 3 ile çarpacağım. Yani 3 kosinüs y artı 2 bölü 3 değil mi? Eşittir x eksi 1 yapar. O zaman x de buradan neye eşit olur? 3 kosinüs y artı 2 bölü 3 eşit artı 1 eşittir x yapar. E sonra da f üzeri eksi 1 zaten çıktı. F üzeri eksi 1 x burada hop x yazacaksın yerine. Y yerine x yazacaksın. Yani hangi şıkta var? 3 kosinüs x artı 2 bölü 3 artı 1 yapar. O da c şıkkında var. 48. soru. Böylelikle c han çıktı dostum. Geldik 49'a. Aşağıda bir büfenin ABC'de dikdörtgen biçimindeki güneşliği gösterilmiştir. AB uzunluğu 1.5 olarak verilmiş. k 2 olarak verilmiş. Ve BK de 3.5 olarak verilmiş. Arkadaş şöyle şekli çizeyim de ben şimdi dur. Dur şunlar da eşit verilmiş. Tamam şekli çiziyorum. Bak bu şekil burada mı? Burada. Ben bunu şöyle bizden de isteniyor? X uzunluğu isteniyor. Şu şekilde şöyle kopyalayıp şuraya yapıştırayım. Hop. JLJ JLJ teli ve hop şu şekilde yaptım ve şurada işlemi yapayım. Kolay kolay yapayım kardeşim. Arkadaş bizden bu isteniyor. Ya 1,5'la falan uğraşmayayım kardeşim. 1,5 dediğimiz nedir? Hocam 3'ün yarısıdır. 3/2. Burası 7'nin yarısı. A 8'de. de 4 de 8'in yarısı. Ha 3 7 8 geldi burada. 3 7 8 5 7 8 bizim için önemli. Trigonometri de önemli bir kalıp. Göstermiştim sana eşkenar üçgeni çizdiğinde 8'lik bir kenar 8'lik eşkenar üçgen çizdiğinde hop şöyle yaptığında burası 3 burası 5 iken burası ne çıkıyor demiştik 7 çıkıyor demiştik bu kalıbı bil lütfen ÖSYM soruyor. E burada 3 7 8 ve 5 7 8'de 7'yi gören kaç derece 60 derece bu kalıp senin için önemli. E hocam bak bu 3 7 8'in yarısı değil mi yarısı e 7'yi gören yani 7 bölü 2'yi gören burada kaç 60 derece oldu mu oldu. E sonra burada bir kosinüs teoremi yaparım olay biter. Yani en azından büyükteki kosinüs teoremini atlamış olduk. O zaman burada sarı üçgende x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 3 bölü 2'nin karesi a eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı kosinüs 60 bize sonucu verir. E buradan x kare eşittir 4 artı 9 bölü 4 eksi e, şu bölü 2'ler gitti. Ondan sonra kosinüs 60 1 bölü 2 bu da gitti. 3 mü geldi buradan? Evet. Yani burası kaç yaptı? 1 eksi 9 bölü 4 yaptı. 1 eksi 9 bölü 4 de kaça eşit oluyor? 1 artı 9 bölü 4 özür dilerim. O da 13 bölü 4 yapar. Yani x de buradan kök 13 bölü kök 4 yani 2 yapar. Cevap böylelikle akçay yapar. Güzel bir soru arkadaşlar. Evet 49. soruyu akçay bulduk ve geldik. 50. soruya. Bunlardan hangilerinin do cevabı doğrudur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağım? Şunun kosinüsünü aldığımda eksi kök 3 bölü 2 geliyor mu diye bakacağım. Kosinüs 150. Arkadaş şuraya bakalım. Kosinüs 150. Neye eşittir? Eksi kosinüs 30'a eşit değil midir? Evet. Kosinüs 30 da normalde kök 3 bölü 2. Yani eksi kök 3 bölü 2 mi olacak? Evet. Birincisi doğru. Bir doğru. Şuna bakalım. Şunun tanjantını aldığımızda yani tanjant 60 eşittir eksi kök 3 mü? 180 bölü 3. Evet. Ama tanjant 60 eksi kök 3 mü? Hayır. Bu yanlış. Şuna bakalım. Sinüs 45 kök 2 bölü 2 mi? Evet bu doğru. E, şuna bakalım. Hocam bası sinüs eksi 30 eksi 1 bölü 2 mi? Hayır. E, sinüsün içindeki eksi yok evet. Kosinüs çift fonksiyonda arkadaşım. E, kosinüs içindeki eksi yutuyordu. Bu kusuyordu. Yani o zaman bu ne olacak? Eksi sinüs 30 eşit olacak. Eksi sinüs 30 da zaten sinüs 30 1 bölü 2. Eksi de eksi 1 bölü 2. Bu da doğru oldu. Şuna bakalım. Tanjant 90 değil mi? Tanjant 90 eşittir 1 mi diye bakacağız. Her iki tarafı tanjantını alınca. Tanjant 90 sinüs 90 bölü yani 1 bölü 0 yaptığından tanımsız yapıyor arkadaşlar. Ee, zaten ne yapacak? 90'lar ya 0 yapacak ya tanımsız yapacak ya tanjant değerleri. Ee, biz bunu tam açayım istersen. Sinüs 90 bölü kosinüs 90. E arkadaş sinüs 90 nedir? Sinüs 90 1'dir. 1 bölü 0 tanımsız yapar. Ama burada ne demiş arkadaşlar? 1 demiş. Bu doğru bu. Bu yanlış. Kaç tanesi doğru oldu o zaman? 1, 2, 3 tanesi doğru oldu. Yani cevap C'ye oldu. 50. soruyu da böyle bitirdik. Yani testi bitirdik mi? Bitirdik. Eee o zaman sırada ne var? Toplam ve fark formülleri var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde toplam ve fark formülleri dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.